ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Nedir? Bu hutbe hala devam ediyor. Geçenlerde bir prof, Ahmet neydi o? O herhalde. O işi biraz kurcaladı. Bu ezan Türkçeleştirildiği zaman, ibadetler Türkçeleştirildiği zaman, hutbe de Türkçeleştirildi. Ondan sonra 1950'de ezan tekrar eski haline döndü. Fakat hutbe kimsenin aklına gelmedi. Halbuki hutbe ezan kadar mühim. Hutbe Cuma'nın farzıdır. Cuma'nın farzı olan hutbe bozulursa Cuma namazı olmaz. Cuma'da hutbe farzdır. Bayram namazlarında sünnettir. Yani bayram namazlarındaki hutbeye bir şey gitmesen yine mi? O yine namaz oluyor ama Cuma namazında hutbe bozulursa Cuma olmaz. Hutbeleri Türkçeleştirdiler. Gittikçe de Türkçeleştiriyorlar. Önce İnnallâhe yâmuru bil adri ayeti celilesini öyle okuyup bırakırlardı. Şimdi onu okuduktan sonra yine tercümesini de veriyorlar. Dolayısıyla gittikçe ibadetten, ibadet manasından uzaklaştırıyorlar. Bidat, hutbe Cuma'nın sıhhatinin şartı. Hutbe bozulursa Cuma namazı olmaz. Hutbe herkes kendi dilinden konuşacak olsa dinin uluviyeti, hususiyeti, vaziyeti nedir? İbadette dinin özelliği olarak bir şey kalır mı? Ha namazda okuduğun Fatiha'nın tercümesini yapmışsın. Ey cemaat, okuduğumuz Fatiha'nın manası budur deyip ondan sonra Allah-u Ekber rüküye git. Böyle namaz olmayacağı gibi hutbede de işte cemaat aşı olursanız böyle olur. Aşı olmazsanız şöyle olur. Ondan sonra Kızılay böyledir. Yeşilay böyledir. Çam yeşildir. Su akar. Gece karanlık olur. Gündüz ışık olur. Bunların izahına girersen hutbe hutbe olmaktan çıkar, orada konuşma yerim, sohbet meclisi olur. Dolayısıyla Cuma'da olmaz. Hutbede hadis, ayet ve Arapça konuşulur. Şimdi Diyanet bunu biliyor yani. Geçenlerde dediğim birkaç ay evvel bir prof bu meselenin üzerine gitti ama bir defa söyledi. O da kapandı gitti. Kimse duymadı bile. Ama işte söylesen olmuyor. Söylemesen olmuyor. Allah'a şükür bizim Acemendi dergahlarımız 89'dan sonra 80 hatta 6'dan sonra hutbelerini Arapça okur, cumasında kılar. Çok şükür. Bunun gibi ahkam-ı ubudiyette yeni işler nedir? Bidattır. Bidatlar ise ateştedir. Evet. Bir de efendim, mehasin-i medeniyetten ahkam-ı ubudiyeti tamamen şu an birbirine karıştırmış. Yani Diyanet, hususen Diyanet camiası, mesela mehasin-i medeniyetin güzelliklerinde ahkam-ı ubudiyeti bir tutmuş. Yani mesela diyor ya o zaman deveye mi binelim yani? Arapça okumayalım da yani Allah bütün insanları bilmiyorum ya yani sen o zaman deveye binelim ya yani hastaneye taşıyorsun. Yani. Terbiyesizlik yapıyor yani, edepsizlik yapıyor. Seviyesizlik yapıyor yani. Sen
söylemek istediğini güya iptal etmek istiyor. Evet. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Bid'atlar ise el-yem ve ikmetu lekum dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim, ikmal ettim. Sırrına münafi olduğu için merduttur. Fakat tarikatta evrat ve eskâr ve meşrepler nevinden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahsedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasat, sünnet-i seniyeye muhalefet ve tayyir etmemek şartıyla bid'a değiller. Efendim, bize fereç gelecekti diyor. Camilere bid'at girdiği için diyor, fereç gelmedi. İbadetlerin Türkçe olmasını işte bid'at. Şimdi efendim ezan-ı Muhammedi asli haline döndü. Hutbe de asli haline dönmeden fereç gelmeyecek mi anlamalıyız? Allah'ın lütfüne sınır konulmaz. Allah'ın lütfüne sınır konulmaz. Şimdi bir söz var, elbette mesnedi var. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onlara hidayeti vermez, onları kurtarmaz. Kavim kendisini düzeltecek ki Allah verir. Ama Allah'ın işlerine şart koşulmaz. Allah'ın işlerine şart koşulmaz. Mekke müşrikleri nelerini düzelttiler de peygamber geldi onlara. Öyle değil mi? Yani bir kavim kendini düzeltti de mi ki peygamber geldi? Yok, peygamber geldi onları düzeltti. Allah'ın işleri şarta bağlanmaz. Bu ahir zaman da aynen başlangıç gibidir. Cenab-ı Hak bu haşerat nevindeki bizlerin ibadetinden, salahatından, takvasından ziyade kendi hikmetinin iktizası kudretiyle tecelli ediyor. Yani bu cemiyet hangi iyiliği yaptı ki Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u gönderdi? Öyle değil mi? Yani şarta bağlanmaz. Bidatlar kalktıktan sonra Allah yardım eder. Öyle değil. Her taraf bidat olur, Allah yine de gönderir. Öyle olacak zaten. Her taraf zulüm ile dolu iken evladımdan biri gelecek, o zulmü dünyadan kaldıracak diyor. Demek ki düzelmeden gönderilecek yani. O gelecek de düzeltecek. Onun için Hulusi Bey, Allah ona rahmet etsin, ıslah-ı alemin o zatın vücuduna vabeste olduğunu diyor. O gelecek zatın vücuduna vabestedir ıslah-ı alem. Parla layıkasına geçer bu tabir. Demek ki o öyle şartlar çok yerde öyle olur. Çok yerde de olmaz yani. Allah herkesi bir babadan, anadan meydana getirir. İsa Aleyhisselam'ı yalnız anadan meydana getirir. Öyle şey şartı yoktur o işin. Mesela Hazreti Mehdi döneminde Risale-i Nur'u kendisine program yapma hesabıyla o zaman Risale-i Nur'dan farklı, yani Risale-i Nur'a ters düşen bütün fikir, tarikat, tasavvuf ve de Risale-i Nur camiası içindeki bütün bu yanlış şeyleri yani nasihatla mı düzeltmeye çalışacak yoksa cebri bir şey mi kullanacak? Desatiri hikmet, nevamisu hükümetle, kavanin revabıtı kuvvetle imtizaz etmezse, cumhur-ı avamda mümin müessir olamaz. Müsmir ve müessir olamaz. Yani elinde bir hikmet düsturu varsa, bu sadece irşat mertebesinde kalmayacak.
devlet mertebesinde tatbik edilecekse kuvvet şarttır. Dinleyen dinler, dinlemeyen dayak yer. Başka türlü olmaz. Yani insanları kendi haline bıraktığın zaman insanların çok az bir kısmı hakka hak bilir, ittiba eder. Sessiz sadasız ona tabi olur. Çok az kısmı. %95'i hatta 98'i biz de varız canım. Biz de böyle düşünmüyoruz der. Biz de böyle düşünmüyoruz yani. Sen öyle diyorsun ama biz de öyle düşünmüyoruz derler. Desatiri hikmet nevamisu hükümetle kavanin revabıtı kuvvetle imtizaz etmese cumhur avamdan müsmir ve müessir olamaz. Elinde bir hikmet varsa bu hikmetin insanlar tarafından anlaşılması, kabul edilmesi, tatbik edilmesi için devlet kuvvetine dayanması lazım. Hatta değneği olmaz. Hı? Hatta ibarenin hatta değneği olmaz. Evet. Devletin değneği olmaz. Evet. Devlete dayanacak. Devlet de kavanin revabıtı kuvvetle imtizaz etmese, devletin de elinde değnek olmazsa insanlar azarlar, yanlış yaparlar insanlar. İnsan hakkı kabulde çok zorlanır. Şeytan onu çok yoldan çıkarır, yanlışa saptırır. Buna karşı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elinde devlet değneği olacak. Devletin gücü olacak. Yoksa herkes bugünkü olduğu gibi işte orada ben sana tebliğ ettim, ben Mehdi'yim diyor. Gerisini sen bilirsin. Öyle mütevazi söylediğine bakma. Biraz kuvvet kazansa burayı basar, kafa, göz parçalar çıkar gider. İnsanlar böyledir yani. Kendi hakkını değnek zoruyla, haklılığını değnek zoruyla tatbik etmek ister. Onun için desatiri hikmet nevamisi hükümetle kavanin revabıtı kuvvetle imtizaz etmese cumhur avamda müsmir ve mesir olamaz. Evet.